Samsunhaber.com'dan herkese merhaba. Çiftlik Caddesi geçtiğimiz aylarda trafiğe açılmış, cadde boyunca da otopark yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde otopark fiyatlarına çok ciddi bir zam uygulandı. Bakalım halk bu konuda ne düşünüyor? Hayırlı uğurlu olsun bütün halkımıza. Ne güzel, milletimiz kazıklanıyor. Alkışlıyorum, alkışlıyorum. Vatandaşa atılan bir kazık. Bana sorarsan tamamen bizden haraç alıyorlar. Vatandaşın cebinden bu parayı çalıyorlar. Resmen. Ben eski başkanımızı severdim. Yusuf Ziya Yılmaz'ın bu otopark konusunda yaptığı işin hatalı olduğunu düşünüyorum. Samsun milletine atılmış olan bir kazık olarak görüyorum. Aslında bir ayarlama, bir kelime oyunu. Resmen zam. Evet. Ulu orta zam, ayarlama falan değil. Beyanatlarında biz bir ayarlama yaptık diyor. Otoparkın aslında bir toplumsal hizmettir otopark. Yani belediyeciliğin vermiş olması, yapması gereken bir hizmettir. Hizmeti ücret karşılığında halka sunuyorsunuz. Yani burada sosyal belediyeciliğin bir anlamı kalmamış oluyor bence. Yani sosyal belediyecilik yapacaksanız bu yerli halkınıza bir şeyler sunmanız lazım. Ya bu kadar araç var bu ülkede. Bunlar nereye park edecekler? Ne yapacaklar? Adam Çiftlik Caddesi'ne, mesela Samsun için örnek vereyim. Çiftlik Caddesi'ne halka açık, trafiğe açıyorsunuz. Sonra araçları açıyorsunuz. Araçlar girsin diye park şeyleri yükseltiyorsunuz. Parkometreleri yükseltiyorsunuz. Yol boyu park yapılır. Bu park metreler üzerinden anladığım kadarıyla soru soruyorsunuz. Bu ana arterler büyük şehrin kontrolündedir ama kullanımı halkındır. Siz halka açık alanları belediye olarak halka parayla sunamazsınız. Bu konuda Yargıtay'ın da kararı var. Parkmatiklerden, park metrelerden bunların usulsüz olduğuna dair Yargıtay kararları da var. Ama Samsun'da ne hikmetse bu çatır çatır uygulanıyor. Peki ben şunu söylüyorum. Bu cadde üzerinde ben bina yapıyorum. Belediye bana diyor ki otopark yapacaksın. Otopark yapmıyorsan belediyeye otopark karşılığı ben bir para veriyorum. Bu paralar da benden vatandaş olarak bölgede otopark yapılmak üzere toplanıyor. Peki nereye gidiyor bu paralar? Evet, aslında doğru. Belediyelerin yaptığı bu uygulama biraz toplum olarak biraz saçma görüyoruz. Bu konu hakkında şunu düşünüyorum. Gayet güzel oldu. Çünkü bütün esnaflar çekiyordu araçlarını paralı olmadan, yani yükselmeden önce. Ama böyle olması, insanlar gelip alışverişini yapıp gidiyor yani. Önceden bütün esnaflar çekiyordu yani arabasını. Ne mi? Haksızlık, tefecilik uygun değil. Yani daha ne diyebiliriz? Belediye ne demek? Devletinin içinde yaşayan insanlara yardımcı olmak değil mi? Yoluyla, suyuyla, kanalıyla, parkıyla, park bahçesiyle, ormanlık alanlara yardım etmesi gereken şey. Bu da belediye bunlara zırt zam yaparsa ne anlamı kalıyor? Yani bunun bir anlamı yok. O zaman halka hizmet değil. Cebe hizmet, başkalarının cebine hizmet, yani hiçbir mantığı yok yani. Bu zam değil, otoparkların zaten burada olmasına zaten karşıyım ben. Bu belediye ne yapmış da buraya bu arabalardan para alıyor? Benim arabam yok. Belediye ne yapmış da bunlardan para alıyor? Halkın olan hiçbir şeyden birileri para kazanamaz yani. Ben bu düşüncedeyim yani. Kazanmamalı zaten. Sokaklar halkındır. Boş bulan çekecek, boş bulmayan başka bir yere gidecek yani.